Şimdiye kadar 3D Max içerisinde yeni bir dosya nasıl açabileceğini, mevcut dosyalarımızı nasıl kaydedebileceğimizi ve dosyalarımızı farklı formatlara nasıl dönüştürüp başka yazılımlarda açılabileceğini, yine 3D Max'in dışında açılan, oluşturulan çizim veya da modelleri 3D Max içerisinde nasıl import aracıyla aktarabileceğimizi gibi birçok bilgiler verdik. Diyelim ki yeni bir dosya açıyoruz, yeni bir dosya üzerinde çalışacağız. Bu dosyada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk ayarları nelerdir? Bunlardan bir şimdi bahsedeceğim. Öncelikle mevcut sahneyi bir reset yapalım ve sıfır ayarlarda, 3D Max'in standart ayarlarında bir dosya açalım. Buradaki ikona tıklıyorum ve buradan reset diyorum. Gelen uyarıya yes diyorum ve ekranı sıfırlıyorum. Öncelikle dosya birim ayarlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Customize seçeneğine buradan Customize menüsüne tıkladıktan sonra Unit Setup'a geliyorum. Unit ölçü birim demek. Buradan Display Unit Scale seçeneğini tıklıyorum. Metrik olarak seçiyorum. Metrik olarak da metrenin alt birimleri olan buradan santimetreyi seçiyorum. Santimetre neden? Onu da belirteyim. Milimetre çok hassas bir ölçü birimi. Daha çok küçük eşyaların modellenmesi, çizilmesinde kullanılan bir birim. Biz burada santimetre seçelim. Özellikle mimari, dekorasyon, mobilya ve benzeri işlerde santimetre kullanılıyor. Ama çok daha detaylı çalışıyorsanız bu durumda santimetre seçmeniz gerekecek. Yine sistem unit scale seçeneğine geliyorum. Buradan sistem unit scale seçeneğini bir birimin 1 inç eşit olduğundan bahsediyor. Ben bunu 1 santimetre yapayım. Ve şuradaki değerler görmüş olduğunuz gibi bakın burayı kaydırdığım sürece mevcut orijin durumunu gösteriyor. Biz bunu sıfıra sıfır bırakalım. Herhangi bir değişiklik yapmayalım. Ardından OK diyorum. En son ışık ayarları International olarak seçiyorum. American seçmiyorum. Ve buradaki ayarı kaydetmek için OK diyorum. Şimdi artık bizim programımız her yeni başlandığında, yeni bir dosya açtığında buradaki ayarlarda açacaktır. Hemen bunu bir test edelim. Tıklıyorum buna Reset. Don't Save. Evet diyorum. Şimdi Customize'dan buradan Unit Setup'a geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ölçü birimi ayarı burada. 3D Max'in içerisinde herhangi bir nesne çiziyorum. Nesneyi yukarı doğru kaldırıyorum. Nesnenin yani yüksekliğini, enini, boyunu tayin etmek anlamında mouse hareket ettirdim. Sağ tarafta bulunan parametre kısmında az önce burada ölçüler mevcut ancak birimi mevcut değil. Yan tarafta birimin mevcut olduğunu görüyorsunuz. Artık burada hangi ölçü biriminde çizdiğimizi biliyorum. Tekrar reset yapıyorum. Evet diyorum. Ve en son dosyalardan bir tanesini açayım. Dosyayı açtığımızda dosyanın kendi ölçü birimi inç olarak bizim sistem birimimiz milimetreyim ve altta iki tane seçenek açılıyor. İlk seçenekte Rescale File Objects to System Unit Scale. İlk seçeneği seçersek dosyanın ölçü birimi mevcut bizim sistem birimimiz neyse ona dönüştürüleceğinden bahsediyor. Eğer Adopt the Files Unit Scale seçeneğini seçersek dosya kendi ölçü biriminde açılacaktır. Herhangi bir ölçü birimi de varsa OK diyorum. Continue diyorum. Bakın dosyayı kendi ölçü biriminde açtık. Herhangi bir tane nesne ekleyelim. Mesela box olsun bu. Box dediğimizde modify tabına geçiyorum. Bakın herhangi bir ölçü yok. Dosyanın kendi ölçeğiyle açtık. Adopt sistem olarak seçtiğimizde dosyanın da ve niteliğinde açıyor. Bunu reset diyelim. Don't save. Yes diyorum. Şimdi Customize'dan Unit Setup'a giriyorum. Sistem Unit Setup burayı santimetre olarak seçiyorum. OK diyorum ve OK diyorum. Ardından ölçü birimimizi hatırlayın. Santimetre. Buraya tıklıyorum. Aynı dosyayı bir daha açıyorum. Don't save. Mevcut sahneyi kapalı uyarı veriyor. Az önce alttaki seçeneği seçmiştik. Yani demiştik ki dosya kendi ayarlarıyla açılsın. Bu sefer diyoruz ki dosyayı sen sistem birimine, sistem birimimiz neydi hatırlayayım, santimetre, santimetre olarak aç diyoruz. OK diyorum. Burada bir tane resim bulamıyor, o resimle ilgili uyarı veriyor. Önemli değil. Continue diyorum, devam ediyorum. OK diyorum. Alt W ile tam ekran yapalım. Arabayı görüyoruz. Arabayı sahneye ekledik. Peki bir tane box ekleyelim.
box'ın yanında santimetre göründüğünü göreceksin.